Hatırlar mısınız, depremin ilk günlerinde sizinle bir tweet paylaşmıştık. Şeyma isminde bir genç kızın 2020 yılında İzmir depremi sonrası attığı işte bu tweet'i. Bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş'ta yaşayan biri olarak bir gün burası da Elazığ'ın, İzmir'in kaderini yaşarsa benim için, ailem için veya herhangi biri için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın demişti. Biz de burada ona bir söz vermiştik. Şimdi o sözden hareketle birilerinin göz göre göre ihmaliyle ölmüş bu çocuklara melek denilip olayın romantize edilerek normalleştirilmesine izin vermeyiz. Çünkü onlar yaşarken de melekti zaten. Analarının babalarının bu ülkenin melekleriydi. Melek olmak için ölmelerine gerek yoktu yani. İSİAS bir cinayet. Bu çocukların yüzüne bakıp bunun aksini bilmiyorum söyleyebilir misiniz? Bakar mısınız? Yeryüzünün bütün rantlarını toplayın, bu çocuklardan tek birisinin gülüşü eder mi? Onun için tıpkı Şeyma'ya verdiğimiz söz gibi onlara melek deyip öylece unutmak değil hesap sormak gerekiyor. Biliyoruz ne o koskoca boşluğu ne o boşluğu saran kolları doldurabiliriz ama evladını arayan o kollara destek olmak için o evlatların hakkını arama borcumuz var. Kıbrıs halkı adalet istiyor, biz de. Evet, devam edelim. Çapa Tıp Fakültesi ile devam edeceğiz. Herkes Büyük İstanbul depreminden korkuyor ama çok daha küçük depremlerde bile facia kapıda Çapa Tıp Fakültesi alarm veriyor. Görüntüleri yorumlamak için aslında uzman olmaya bile gerek yok. Duvarlar çatlak, kolonların paslı demirleri açıkta, orta şiddette bir sarsıntıda bile yıkılması neredeyse an meselesi. Binlerce hasta, yüzlerce doktor tehlike altında. Üstelik olası bir felaket anında da yardımımıza o tehlike altındaki doktorların koşmasını istiyoruz. Boylu boyunca uzanan çatlaklar, dökülen sıvaların arasından görünen paslı demirler. Burası İstanbul'un, hatta Türkiye'nin en eski sağlık kurumlarından Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi. Sosyal medyada Çapa Tıp Fakültesi ile ilgili paylaşılan fotoğraflar çok konuşulmuştu. Biz de şimdi kameraman arkadaşım Nail Yüksek'le birlikte hastaneye gireceğiz ve oradaki durumu gözlemleyeceğiz. Binaların çürük olduğu iddia ediliyordu. Altılık bir depreme bile dayanamaz deniyordu. TV 100 ekibi o binaları görüntüledi. Hastanenin duvarı komple boydan boya çatlak. Manzara ürkütücü. Sarkan tavan kaplamaları, çatlak duvarlar, dökülen sıvalar, paslı kolon demirleri. Hastanede karşılaştığımız manzara ise ne yazık ki hiç de iç açıcı değil. Öyle ki çoğu binada çatlaklar bulunuyor. Bazı yerlerde ise sıvalar dökülmüş, paslı demirler gözüküyor. 2013 yılında hazırlanmış bir rapora göre hastanenin tamamı çürük. Kırmızı binalar çok yüksek riskli, turuncularsa yüksek riskli binaları ifade ediyor. Rapor 10 yıl önce hazırlandı. Hastanenin internet sitesinde bile yayımlandı. Ama binalar hala kullanımda. Öyle ki vatandaşlar hastaneyle ilgili bir imza kampanyası bile başlatmış. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Çapa, mezarım olmasın diyorlar. Olası bir depremde yaşanacakların düşüncesi bile tüyler ürpertiyor. Her çocuk babası ölünce gerçekten büyür. Çocuklar gidince babalar ne olur? Prensesim dedikleri kızlarının bir peri masalında sonsuza kadar mutlu yaşayacağının hayalini kuran babalar, o masal bir depremle kabusa döndüğünde ne hale gelir? İşte bu hale geliyorlar. Kızını ve oğlunu kendi elleriyle toprağa veren Ümit Kaçakçı mezarlarının başından ayrılamıyor. Çok üşürdü dediği kızının montunu, oğlunun gömleğini soğuk topraklara seriyor. Babalar evlatlarını gömmemeli. Montu kızım çok üşürdü. Bir de montunu çok seviyordu. Sevdiklerini toprağına koyamadık ama üstlerine koyduk. Yaşama sebebim dediği kızı ellerinden kaydı gitti. Abisiyle birlikte yıkılan evlerinin altında kaldı. İki yavrusunu kendi elleriyle enkaz altından çıkardı, toprak altına koydu. Babanın yüreği yangın yeri. Ama kızım üşür diye hala endişeleniyor. Müzik.
Baba Ümit Kaçakçı, depremin mezarları bile yerinden oynattığı o gecede 11 yaşındaki kızı Elif ve 16 yaşındaki oğlu Bilal'i kaybetti. Allah kimseye evladını sınamasın. Gerçekten evlat acısı çok zor bir şey. Kaçakçı o gün büyük oğluyla başka bir yerdeydi. Sarsıntı olur olmaz 4 kilometrelik yolu koşarak yetiştiler. Korktukları başlarına gelmişti. Evleri enkaz halindeydi. Girdim enkazın içine. Oğlum böyle sımsıkı sarılmış kardeşine. Yani Allah'ım ben ağlama kardeşim alma demiş. Sanki böyle sabah kaldırdığımızda onun sıcağı mıydı? Kızım çok sıcaktı. Dedim bir umuttur. Hastaneye götürdüm. Ama Esin'e gömdüklerimiz oldu. Enkaz altından çık her gün mezarda. Kızının ve oğlunun topraklarına serdiği kıyafetlerini seviyor. Kızımın montu. Kızım çok üşürdü.